Sana bırakıyorum. Teşekkürler. Sayın Başkanım, Devlet İdaresi'nde Vergilerimiz Kurulu'nun değerli mensupları, İzmir Sebes Mahsulü'nü ve İzmir Mahallü Şarkı'nın Odası'nın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. İsmim Ömer Lütfi Yalçın, Sayın Başkanım İstitleri'nden de bahsedelim. Ben 1957 Eğin doğumluyum. Eğin'den izleyecekseniz. Bilmiyorum arada Eğin'in neresi olduğunu bilen var mı? Herhalde yok. O zaman ben söyleyeyim. Eğin, Kemaliye'nin yeni ismi. Onun eski ismi daha doğrusu. Burada bir antik antik ilk tatilimi Eğin'de yaptıktan sonra orta ve lise tatilimi Ankara'da yaptım. Yüksek okulluk olarak da Uludağ Üniversitesi mezunuyum. 7 sene özel sektörde çalıştıktan sonra ben de işte özel sektördeki bazı kızgınlıklarım nedeniyle kamuya geçmeyi uygun gördüm. 85 senesinden beri de Maliye Bakanlığı'nda çalışmaktayım. 97 senesinde MASAK'ın kuruluşundan itibaren de MASAK'ta görev yapmaktayım. Çeşitli idari birimlerde görev yaptıktan sonra da şu an için maliye uzmanı olarak karşımdayım. Ben sunumundan dolayı Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Benim anlatacağım konuları kendisi bir aile içine de girdi. Ama benim sunum planımda da gördüğünüz gibi ekonomik suç ve mali suç kavramlarını ben de sunum planıma almıştım. Eskilerin bir tabiri vardır. Et tekrar o ahsen velevkâne yükseksen demişler. Beyefendi hemen tasdik ediyor zaten. Ama biz bu prensibi kabullenmekle beraber değerli vaktinizi almamak için biz ekonomik suçlarla ilgili veya mali suçlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağız. Zaten Osman Bey yeterince yaptılar. Buraları onun için hızlı bir şekilde sanki anlatmış gibi geçiyorum. Benim üzerinde duracağım konu serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle bağımsız denetim kuruluşlarının kara paranın aklanması ve terörün finansmanında yükümlülükleri nelerdir ve bu yükümlülükleri ne şekilde yerine getirecekler? Yerine getirmedikleri takdirde biz kendilerine madalya veriyoruz. O madalyayı ne şekilde alacaklar? Onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yükümlülerimizi sadece serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler olarak düşünmemek lazım. Kara para aklama ve terör finansmanı ülkenin tümüne yaygın bir olgudu. Bu nedenle bizim yükümlülerimiz Türkiye'de faaliyet gösteren ve az çok parayla ilgisi olan bütün meslek kuruluşlarını veya örgütleri kendi kapsamı içerisine almaktadır. Dolayısıyla 25 grup halinde bir yükümlü grubumuz var. Bunlar sektörel bazlı oluyor. Ama bunların ağırlıklı olanları bir de ikili bir tabi, ayrıma tabi tutuyoruz. Finansal kuruluşlar ve finansal olmayan kuruluşlar. Finansal kuruluşlar biraz daha mali yönü ve işlemleri ağır basan kuruluşlar. Ama finansal olmayan kuruluşlarımızı da gene bir şekilde yükümlülük kapsamında almış bulunmaktayız. Sunudan da gördüğünüz gibi finansal kuruluşların başında bankalar var. Zaten bankalar olmazsa olmazımız. Aracı kurumlar, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar. Örneğin sigorta, reasyonans ve emeklilik şirketleri ile bunların brokerları bizim yükümlülerimiz arasında. Ben bu diğer yükümlü gruplarına fazla değinmek istemiyorum. Zaten yeterince ağırlaştığınızda. O nedenle bunları geçmek istiyorum. Yani bunlarla ilgili sorunuz varsa tabii onlarla ilgili de gerekli açıklamalar yaparım ama bunlar biraz daha detay gibi düşünüyorum. Tabii ki sadece özel sektör kuruluşlarını almıyoruz. Bunun yanında kamu kurumlarını da yükümlülük kapsamına almış durumdayız. Sonunda bunlardan bir tanesi İstanbul AŞ Borsa olaraktan, PTT, Darphane Genel Müdürlüğümüz, Milli Piyango İdaresi, Cukey Kulübü gibi kuruluşlar da gene yükümlülerimiz arasında sayılmaktadır. Meslek erbabı olaraktan da işte kendinizi görüyorsunuz. Spor kulüplerine kadar bizim yükümlülüğümüz söz konusu. Noterler de öyle. Burada parantez içerisine aldığım bir grup var. Serbest avukatlar diye bir grup görüyorsunuz. Bunlar her ne kadar kanun ve yönetmelik kapsamında yükümlülük kapsamına alınmışlarsa da daha sonra konu yargıya intikal etti ve nihayetinde Danıştay bunların yükümlülük konusundaki bu düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Şu an için avukatlarımız bizim yükümlülük kapsamımızda değil ama eninde sonunda gene yükümlülüğümüz olacaklar. Yani hiç endişe etmesinler.
bu bir şekilde gene yeni bir düzenleme gündeme gelecektir. Pardon, soru varsa alabilirim. Tabii işin içindeyse. Tabii, evet. Şimdi değerli katılımcılar, yükümlülükler konusunda kanunumuzda düzenlemeler var. Ayrıca tedbirler yönetmeliği diye kısaca belirtmiş olduğumuz yönetmeliğimizde de yine yükümlülerin kimler olduğu ve hangi yükümlülükleri yapacakları kanunla ve yönetmelikle belirlenmiş. Bunlardan en önemlisi müşterinin tanı kapsamında kimlik tespiti. Yani siz bir mükellefinizle bir takım ticari ve meslek gereği bazı işlemleri yapmak üzere sözleşme imzalamışsanız, onlarla bir takım görüşmeler yapmışsanız ve onların bir takım işlerini kanun çerçevesinde yürütmüşseniz, sizin bu kişiyle ilgili olan ilişkilerinizden dolayı kanun size bir takım yükümlülükler yüklemekte. Ne gibi? Müşterini tanıyor. Yani işlem yaptığın kişi kimdir, nedir, faaliyet konusu nedir, faaliyetinin hacmi nedir, hangi kuruluşlarla veya hangi kişilerle ticari ilişkileri vardır, bunları mutlaka tanımanız lazım. Bu tanıma tabii ki kimlik tespitiyle başlar. Yani siz müşterinizin kimlik tespitini yapmak zorundasınız. Sadece şirketin ticari ünvanını almanız veya işlem yaptığınız kişinin adını soyadını almanız bizim için yeterli olmuyor. Çünkü Ali Koç diye dünya, yani Türkiye'de belki yüzlerce Ali Koç var. O nedenle kişinin kendisini belirlemeye yönelik diğer bilgilerini de ne yapmanızı istiyoruz? Almanızı ve bir şekilde kayıt altına alıp bunların teyidini yapmanızı ve saklamanızı istiyoruz. Bunlar bir yükümlülük olarak da. Şunu da görüyorsunuz. Kimlik tespiti 5.539 sayılı kanun 3. maddesinde, şüpheli işlem bildirimi 4. maddesinde, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna dair açıklama yapmamayla ilgili gene 4. maddede bir düzenlememiz var. Artı sizin meslekten de gelen bir yükümlülük, bilgi ve belge verme yükümlülüğüyle bunların muhafaza yükümlülüğü. Bu yükümlülüklerle ilgili olaraktan biraz daha detaya inelim isterseniz. Şimdi müşteri tanı ne şekilde olur? Öncelikle onu biraz daha çerçeve bazında biraz belirlemekte fayda var. Şimdi yükümlülerin müşterileri ve müşteri faaliyetleriyle ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyelerinde politika prosedürler geliştirmesi gerekir. Sizin sözleşme yapacağınız veya tam tasdik yapacağınız bir yükümlülüğünüzle önceden bu bilgileri ne yapmanız lazım? Toplamanız ve bilgi edinmeniz lazım. Yani siz sadece işte yükümlülüğün ve yükümlü diyorum mükellefinizin sadece defterlerini getirip size defterler üzerinden kayıt kontrol yapmanız yeterli değil. Bu kişinin geçmişteki faaliyetleri, gelecekte ne gibi faaliyetler düşünüyor bunları da bir şekilde takip etmeniz ve onu o müşterinizle ilgili bir takım özel bilgileri veyahut da özel çalışmaları yapmanız lazım. Biz bunlarla ilgili işte belli politika ve prosedürlerin geliştirilmesi şeklinde bir açıklama getiriyoruz. Şimdi müşterinin tanınması ne şekilde olacak? Birincisi kimlik tespitiyle olacak. Kimlik tespitinde hangi bilgiler alınacak? Bunlara ileride değineceğiz. İş ilişkisinin amacı nedir ve mahiyetinde hakkında bilgi edineceksiniz. Yani size gelen bir mükellefinizin size geliş nedeni nedir? Başka bir yemin-i mali müşavirlere gitti de onlardan yeterli düzeyde talep ve kabul görmediyse, size geldiyse o zaman baştan sizin bu mükellefinize şüpheyle bakmanız lazım. Acaba diğer meslektaşlarım bu kişinin isteklerini veya yapmış olduğu işlemleri neden tasdik etmedi veya bununla niye iş ilişkisi içerisine girmedi diye kafanızda baştan bir soru işaretinin oluşması lazım. Bu da nedir? İşte şüpheli kimliğini araştırma konusunda sizin bir takım çalışmalar yapmanızı gerekli kılabilir. Gerçek faydalanıcının tanınması ve buna ilişkin tedbirler alınması. Şimdi bu gerçek faydalanıcı tabiri biraz sanki zaten işlemi yapan onun faydalanıcısıdır gibi bir anlam çıkıyor ama aslında öyle değil. İşte vergiden kaçınmak veya da kara para atmama ile ilgili olsun veya başka alanlarda olsun suçunu bir şekilde gizlemek isteyen kişiler işlemlerini bir üçüncü kişiler üzerinden yaptırmak isterler. Öyle değil mi? Mesela ben bir geçmişte size bir olay anlatayım. Vatandaşın bir tanesi bir aracı kurumda bekçi olarak görev yapmış. Ve emekli olacağı zaman da işte nüfus cüzdanını vermiş. Nüfus cüzdanına göre de emekli işlemlerini yapacağız demişler. Gel zaman git zaman adam 2 sene 3 sene işte Marmaris'te bir ilçeye gitmiş orada emeklilik hayatını sürdürüyor.
Ama aradan 100 sene geçtikten sonra pat bir vergi ihbarnamesi ve cezası gelmiş. Adam şaşırmış. Nedir işin astarı? Demişler ki sen borsada hisse senedi almış, satmışsın ve bu kadar da kazancın olmuş. Dolayısıyla bu da onun menkul sermaye iradı vergisi. Adam ben demiş bu kadar parayla böyle bir iş yapmadım. Böyle bir servetim de yok zaten. İşin aslı ne olmuş? İşte o aracı kurumun patronu emekli ettiğin bekçisinin kimlik bilgilerine göre hesap açtırmış ve onun adına hisse senedi alıp satmış. Dolayısıyla her şey kayıt altında yapılan işlem meydanda. Hani herhangi bir gerçek olmayan bir işlem yok ama gerçek faydalanıcı farklı burada. Dolayısıyla biz bu tür şeyleri önlemek amacıyla gerçek faydalanıcının da tanınması gerektiği konusunda böyle bir düzenleme yapmış bulunuyoruz. Sürekli iş ilişkisi kapsamında da gene müşteriyi iyi tanımak lazım. Eğer siz bir müşterinizi bir defaya mahsus olarak da bir işlemini yapmış bırakmışsanız orada çok ciddi bir sıkıntı yok. Ama bu mükellefinizin işlemlerini yıllar boyu yapmış ve yapmaya da devam ediyorsanız kişinin hayatında veya işlem bazında veyahut da ilişkileri bazında ne şekilde bir seyir takip ettiğini de takip etmeniz gerekir. Yani mükellefiniz işte ithalat, ihracat yapıyorken bir anda bu ithalat, ihracat işlemleri 10 misli, 15 misli artmaya başlamışsa artı ihracat yapmadığı yeni yeni işte çok da kabul görmüş ülkeler olmayan ülkelere ihracat yapıp onlardan bir takım ihracat bedelleri gelmeye başlamışsa siz de zaten ihracat yapıyor. Yapıyorsa da helal olsun deyip bırakmamanız lazım. Acaba yapılan ihracat gerçek midir? O ülke dışından gelen ihracat bedelleri gerçek ihracat bedelleri midir? Bunları da bir şekilde sorgulamanız lazım. Ama bunu doğrudan mükellefin yüzüne karşı değil, arka planda yapacağınız araştırmalarla, toplayacağınız bilgilerle bunları sağlamanız ve gerekli kanaate varmış olmanız gerekir. İşte buna biz müşterinin kanaat şeklinde ifade ediyoruz. Yani risk profili diye bir tabir vardır. Siz müşterinizin riskli bir profile doğru gidip gitmediğini ne yapmanız lazım? Araştırmanız ve takip etmeniz lazım. Müşterisini iyi tanıyan bir yükümlü şüpheli işlem tespitini daha kolay yapabilecektir. Meslek mensubu gerek duyması halinde kendisine gelen müşterinin kimi olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra iş ilişkisini kabul etmelidir. Gene burada da sizin mevzuatınızda bir yemin mali müşavirlerin çalışma usulü ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 23. maddesinde de buna yakın bir ifade var. Bu iki mevzuatın bir paralellik gösterdiğini de bize gösteriyor. Kimlik tespitinin tanımı. Şimdi kimlik tespitini ne şekilde yapmamız gerekiyor? Veya kimlik tespiti ne şekilde yapılırsa yerine getirilmiş olur? Buna da biraz bakmamız lazım. Öncelikle kimlik tespitini işlemi yapmadan önce yapacağız. Yani size gelen bir yükümlünün kimliğini tespit ettikten sonra işlemlerini yapmaya başlamış olmanız gerekir. Artı işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorunludur diyoruz. Burada işte başkası hesabına da işlem yapılabilir. Onun da kimliğini tespit etme gibi bir yükümlülük altında oluyorsunuz. Evet, kimlik tespitini iki şekilde izah edebiliriz. Bunlardan bir tanesi tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapılır. Bir diğeri de belli bir tutarın üzerinde işlem yapılıyorsa ve bir defaya mahsus olmak üzere o zaman o tutar aşılmışsa kimlik tespiti yapılacak demektir. Şimdi burada şunu da söyleyeyim ben. Yani bu tabirler size belki çok uygun gelmeyebilir. Bu yönetmelik işte demin bahsetmiş olduğum 25 grup yükümlü grubunu ilgilendirdiği için burada mesela bankacılar için bu tabirler tam otomat yerine oturuyor ama belki sizin için bu ifadeler çok da anlam ifade etmiyor olabilir ama mevzuat herkesi kapsadığı için herkesin işlemlerini kapsayacak ifadeleri de burada barındırması gerekir. Bu tutara bağlı olan ve olmayan işlemlere işte 20 bin liralık mesela bir limit koymuşuz mevzuatımızda. Banka gelen bir müşterisi 20 bin liranın altında bir defaya mahsus bir işlem yapıyorsa onun kimliğini tespit etmeyebiliyor. Ama 20 bin liranın üstünde bir defa da olsa bir işlemi yapıyorsa, mesela bir havale gönderiyorsa, o müşterisinin kimliğini tespit etmek zorunda. Artı, yeni gelmiş bir müşterisi ilk defa hesap açtıracaksa, sürekli iş ilişkisi diyoruz buna,
O zaman ne yapmak zorunda? İş birden fazla ve devamlılık arz etmesi hasebiyle onun kimliğini kara bağlı olmaksızın tespit etmek zorunda olacaktır. Evet, şimdi sürekli iş ilişkisinin tesisi ne demektir? Buna da değineceğiz. İsterseniz hemen şuradan bakalım. Şimdi sürekli iş ilişkisinin tanımında şöyle bir yaklaşım var. Süreklilik arz etmesi gerekir. Yani siz bir defa değil de bunun birden ziyade bir, iki, üç ve devamlılık arz edecek bir şekilde ne olması gerekir? Süreklilik göstermesi gerekir. Bunlar mesela bankalar için hesap açılması, işte kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa hizmetlerinin yapılması, finansman faktörünün finansal kiralama işlemlerinde sözleşme imzalanması, hayat sigortası ve bireysel emeklilik gibi işlemlerde bunlar devamlılık arz eden işlemler olduğu için biz bunlara sürekli iş ilişkisi diyoruz ve sürekli iş ilişkisinde de mutlaka ve mutlaka tutara bağlı olmaksızın kimlik tespitinin yapılması gerekir. Ayrıca tutar söz konusu olmadan yapılacak bir kimlik tespiti de şüpheli işlem bildirilmesi durumunda gerekir. Yani kişinin gelip 1000 liralık bir havale göndermesinde eğer bankadaki işlemi yapan memur o kişinin yapmış olduğu o 1000 liralık havalenin bir takım hareketlerinden veyahut da kişiyi tanımış olmasından dolayı yapmış olduğu işlemin şüpheli olduğunu görüyorsa kimlik tespiti yapma yükümlülüğü olmadığı halde şüpheli işlemden dolayı kimlik tespitini yapması gerekir. Kimlik tespitinde bir durumda şöyle, siz daha önce müşterinizin kimlik bilgilerini almışsınız, kimliğini tespit etmişsiniz ama alınan kimlik bilgilerinin değişime uğradığı veyahut da o kimlik bilgilerinin doğru olmadığı yönünde sizde bir takım kanaatler ve olgular oluşmuşsa o zaman da gene tutara bağlı olmaksızın, herhangi bir şüpheli işlem bildirimine bağlı olmaksızın o müşterinin kimliğini yeniden tespit etmeniz gerekir. Demin bahsetmiştim, bu 20 bin liralık bir limitimiz var. Banka ve aracı kurumlar için veya mali alanda işlem yapan birimler için 20 bin liranın üzerinde bir işlem yapılıyorsa o işlem sürekli olmamak şartıyla 20 bin liranın üzerindeki işlemlerde de gene kimlik tespiti yapılması mecburi. Şimdi kimlik tespitini yaptık ama yapılan kimlik tespitinin de doğru olup olmadığını ne yapılması lazım? Teyit edilmesi lazım. Biz buna teyit diyoruz. Yani kişi işte adın ne dediniz, Hasan soyadın şu, doğum yerin şu, doğum tarihi bu size bilgileri verdi. Verilen bilgilerin de bir şekilde teyidinin, doğruluğunun araştırılması gerekiyor. Biz buna kimlik teyidi diyoruz. Bir defa sürekli iş ilişkilerinde kimlik teyidi yapılması mecbur. Yani bir müşteri size gelmiş, sürekli iş ilişkisi kapsamında işlemleri yapacaksa mutlaka onun kimlik bilgilerini teyit etmeniz lazım. Bu teyit ne, nasıl olur, nereden ve hangi belgeler üzerinden olur ona da birazdan değineceğiz. Şimdi kimlik bilgilerinde hangi bilgiler yer alacak onlara bakalım. Kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası. Bunların alınması lazım. Ayrıca Türk vatandaşları işlem yaptırıyorsa bunlara anne adı, baba adı ve TC kimlik numaralarının da ilave edilmesi gerekiyor. Yani şu anne adı, baba adı, TC kimlik numarası yabancı uyruklu kişiler için söz konusu olmazken Türk vatandaşı bir işlem Türk vatandaşı olan bir kişi işlem yapıyorsa o zaman bu bilgilerin de alınması gerekiyor. Soru varsa soru alabilirim hemen. Tamam. Bir alalım ama söz verip buyurun. Kişisel verilerin olması kaldı. Hiçbir sıkıntımız yok. 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 Buyurun. Yok. Şu bilgileri alın yeterli. Evet. İletişim bilgileri, adres bilgileri, telefon, faks, e-posta bilgilerinde gene alınması gerekir ama bunlar zorunlu bilgiler. Yani teyidi zorunlu olan bilgiler değil. Şayet sürekli iş ilişkisi içerisine girmiş olduğunuz bir müşteriniz, bir yükümlülüğünüz varsa bunun adres bilgilerinde gene zorunlu olarak almanız gerekir. Bunun haricindeki bilgiler zorunlu değil ve bu şekilde imzasını da aldıktan sonra
kimlik bilgilerini tespit etmiş olursunuz. Kimlik bilgilerinin hangi belgeler üzerinden teyit edeceğiz? Dedik yani kimlik bilgilerini aldık. Bundan doğruluğunu da teyit etmemiz gerekir. Burada zaten neler olduğu yazıyor. Türk vatandaşlarımız için TC, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport üzerinden Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerini teyit etmemiz gereken belgeler bunlar. Yani işte avukatlarınki hariç, onları istisna tutuyoruz. Siz bir bankaya gittiğinizde kimlik tespitini gerektiren bir işlem varsa ve o kimlik tespitiyle ilgili kimlik belgesi, geçerli belge istiyorsanız bu üç belgeden birini isteyeceksiniz. Kişi devlet memuru, işte kurum kimliğim var, bunun üzerinden kimlik tespiti diyebilir ama siz kabul etmiyorsunuz. Ya da siz yükümlü olarak gelen müşterinizin kimliğini tespit edeceksiniz. Bu üç belgeden biriyle tespit etmek zorundasınız. Türk uyruklu olmayan kişiler de işlem yaptırabilirler. Onlardan da yine pasaport, ikamet kağıt belgesi ve bakanlığımızın olduğunu gördüğü belgeler var. İşte bu dahi sözleşmesi kapsamında verilen belgeler. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği belgeler şeklinde. Onlar biraz daha detaylı konular. Fazla da detaya girmek istemiyorum. Ama onlara da böyle bir kimlik tespiti yükümlülüğü söz konusu. Bir de alınan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi söz konusu demiştik. Bu adres, alınan adres bilgisinin doğruluğunun mevzuatta sayılan yöntemlerden birisi de teyit edilmesi gerekir. Bunlar da gene yerleşim yeri belgesi, bilginin adına son 3 ay içerisinde düzenlenmiş elektrik su faturaları, herhangi bir kamu kurumundan verilen belgeler de gene adres teyidi için, yani kimlik bilgilerinin teyidi için değil, sadece adres teyidi için geçerli belge olarak kabul edilmiş. Tüzel kişiler için ayrı bir belgeler aranmamaktadır. Telefon, faks ve e-posta bilgileri zaten alınması zorunlu olmayan bilgiler olmakla beraber eğer müşteriniz riskli bir müşteri ise o zaman onun bilgilerini de bir artı olarak da ne yapabilirsiniz? Gerektiğinde teyit etmek üzere isteyebilirsiniz. Şimdi bu alınan bilgilerin teyidini yaptık. İşte belgeler bize gösterildi. Bunları da bir şekilde ne yapmamız gerekir? Muhafaza etmemiz lazım. Yani verilen kimlik bilgileri teyit edildi ama gerçekten teyit edilen bilgilerin doğruluğunu da bizim bir şekilde yetkili otoritelere ne yapmamız gerekir? İbraz etmemiz gerekir. İşte onlar da şu şekilde olabilir. Size ibraz edilen belgelerin bir fotokopisini alabilirsiniz. Elektronik görüntüsünü alabilirsiniz. Veya bu belgelerin nevini ve cinsini belirtmek üzere ayrı bir kağıdı ne yapabilirsiniz? Bu bilgileri kaydedebilirsiniz. Ve bunları da ne yapmanız lazım? Herhangi bir şekilde sizden bu kişilerin kimlik bilgilerini teyide esas olan bilgileri kontrol etme için yetkili makamlardan istendiğinde bu belgeleri veya bu bilgileri kendilerine ibraz etmeniz gerekir. Şimdi gerçek kişilerin kimlik bilgilerini alıyoruz. Hani geçerli belgeler neler onları da saymıştık. Bir de bunun yanında tüzel kişiliğe ilişkin kimlik bilgilerinin alınması söz konusu. Yani siz genelde zaten yeminli mali müşavirler olarak tüzel kişilerle daha çok ilgileniyorsunuz. Onların da kimliklerinin tespit edilmesi gerekiyor. Ama onlara nüfus idaresinden verilen herhangi bir nüfus cüzdanı, pasaport olmadığı için onlara yetkili kurumlardan verilen belgelerden ne yapmamız gerekiyor? Kimliklerini tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca kimliğini tespit ettiğimiz tüzel kişiliğin temsile yetkili olanlarının da kimliklerini yine aramamız gerekiyor. Tüzel kişiliğin %25 aşan hisseye sahip gerçekte tüzel kişi ortaklarında kimlik tespiti gerekmektedir. Bunu da şöyle söyleyelim. Eğer bir tüzel kişiliğin 3 tane veya 2 tane %25'i aşan hisseye sahip ortağı varsa onların da kimliklerini tespit etmeniz gerekiyor. Yani %30 hisseye sahip olan ortağın kimlik bilgilerini alacaksınız. Artı %25 hisseye sahip olan diğer ortağın da kimlik bilgilerini almanız gerekiyor. Bunlar yoksa o zaman %25'ini aşan diye bir durum söz konusu değilse o zaman da alınacak bilgiler daha farklı olacak. Evet. Şimdi gene yeminli mali müşavirlerin çalışma usulü esasları hakkında yönetmelikte 51 ve 52. maddeler var. Bunlara fazla değinmek istemiyorum. İsterseniz burayı geçelim.
Ticaret sicilinde kayıtlı kişilerde kimlik tespiti, birincisi ünvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu, adresi, vergi kimlik numarası, telefon ve faks gibi diğer yazışma adresleri de alınması gerekir. Alınan bilgilerin doğruluğu mevzuatta sayılan belgeler üzerinden teyit edilir. Bu mevzuatta sayılan belgelerde ticaret sicilinde dair bilgiler tescil belgeler üzerinden. Vergi kimlik numarası Gelir İdaresi'nin ilgili bilimler tarafından düzenlenen belgelerden, temsil yetkisi de gene ticaret sicilinde tescile dair belgeler üzerinden teyit edilebilir. Evet, zaten kimlik bilgilerini aldıktan sonra en son müşterimizin veyahut da ülkelerimizin imzasını almak suretiyle kimlik tespit işlemlerini yapmış oluyoruz. Alınan bilgilerin doğruluğunun mevzuatta sayılan belge üzerinden teyit edilmesi de demin söylemiştik zaten. Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport üzerinden kimlik bilgilerini teyit etmemiz gerekir. Kurum kimliği üzerinden ne yapamayız? Herhangi bir kimlik tespiti yapmamız söz konusu değildir. Buna avukatları şimdilik istisna tutuyorlar. Türk'ün uyruklu olmayan gerçek kişinin içinde yine pasaport, ikametgah belgesi ve başkanlıkta uygun görülen diğer belgeler var. Bunları da gerektiğinde söyleyeceğim. Şimdi buraları biraz hızlı geçiyorum. Zaten hava biraz ağırlaştı. Gene bunların okunabilir fotokopisini almak suretiyle, elektronik görüntüsünü almak suretiyle veyahut da bu belgeler üzerinde yazılan bilgileri bir şekilde kendimizde muhafaza edeceğimiz bir belge veya bir kağıt üzerinde almak ve muhafaza etmek suretiyle bunları muhafaza etmiş olacağız. Şimdi tüzel kişiliğin nevine göre yönetmenin ilgili maddelerindeki bilgiler alınır demiştik. Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelerle ilgili ülkede tekabül eder. Şimdi yabancı müşteriler veya yabancı uyruklu yükümlüler de gelip Türkiye'de faaliyet gösterebiliyorlar. Onların da genel bir şekilde kimliklerini tespit edilmesi söz konusu. Buradaki sunuda da bu yabancı kişilerle ilgili kimlik bilgilerinin ne şekilde tespit edileceği ve hangi belgeler üzerinden tespit edileceğini görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından onaylanan örnekler, bunlar da gene kimlik tespitinde geçerli olabiliyor. Yabancı resmi belgelerin tasdik edilmesi kaldırılması hakkında Lahey Sözleşmesi çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik edilen noter onaylı örneklerde gene kimlik belgesi tespitinde geçerli belgeler olarak sayılmış. Evet. Şimdi bir müşterimizin eğer sürekli iş ilişkisi içerisinde işlerinden takip ediyorsak her seferinde bu belgeleri almamıza gerek yok. İlk aşamada bu belgeleri aldıktan sonra artık bundan sonraki aşamalarda gerekiyorsa bunları ne yapmamız lazım? Diğer belgeler üzerinden kontrol ve teyit etmek suretiyle kimlik tespitini yapmamız söz konusu. Yoksa her seferinde bu belgeleri istemek, bu belgeleri aramak gibi bir durum söz konusu değil. Burada bir gerçek faydalanıcısının kimliğini de tespit etmek zorundadır diyoruz. Şimdi gerçek faydalanıcı şu, yani siz bir işlem yapıyorsunuz ama arka planda işte biraz önce örneğini verdiğim bu başkası adına işlem yapan kişiler oluyor. Kendisi borsada hisse senedi alıp satmak yerine bir üçüncü kişi, odacısını, bekçisini veyahut da bir başkasının kimlik bilgileri üzerinden gidip hesap açtırıp onun üzerinden hisse senedi alıp satım işlemleri yapılıyor. Bu gibi durumlarda gerçek faydalanıcının araştırılması da yine bizim yükümlülerimize kalıyor. Yani siz acaba işte emekli bir vatandaşın 5 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi bir takım parasal değerlerle hisse senedi alıp satması veyahut da size bir şekilde gelip bazı ithalat, ihracat işleri veya bir takım bilgiler vererek ben bu işleri yapmak istiyorum demesi durumunda bu işlemlerle ilgili arka planda birilerinin olup olmadığını da araştırmak ve bunun gerçek faydalanıcısının kim olduğunu bir şekilde tespit etmek gibi bir yükümlülüğümüz de söz konusu. Evet. Bankalarda zaten görüyorsunuz bu yükümlüler gerekli duyurular hizmet verdikleri iş yerine nasarlar şeklinde. O ilk dönemlerde bankalarda bu levhaları görmek mümkündü ama artık son zamanlarda böyle bir levha görmek mümkün olmuyor.
Şimdi bazı durumlarda da basitleştirilmiş tedbirler dediğimiz uygulamalarımız var. Yani siz işte borsaya kote edilmiş bir takım şirketlerin kimliklerini tespit etme gibi durumla karşı karşıya kalma durumunun söz konusu değil. Burada da basitleştirilmiş tedbirlerimiz var. Ben bunlara fazla değmiyorum zaten. Basitleştirilmiş tedbirler biraz daha hani aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olaraktan o alanlarda işlem yapmak veya bu işlemlere tevessül etmek gibi bir takım sıkıntılı alanların olmadığı konular söz konusu. O nedenle burada basitleştirilmiş tedbirler olabilir. Onları da bir kolaylık olarak değerlendirmek lazım. Şimdi kimlik tespitinden sonra bir önemli konuda şüpheli işlem bildirimi. Yani şüpheli işlem bildirimi nedir? Ne şekilde olur? Veyahut da şüpheli işlemle karşılaştığımızı nasıl anlayacağız? Bunlarla ilgili biraz daha açıklayıcı bilgiler vermekte fayda var. Öncelikle şüpheli işlemle karşılaşıldığında mutlaka ve mutlaka kişinin kimlik bilgilerini veya kimlik tespitinin yapılması lazım. Bunu hiçbir şekilde atlamamamız lazım. Ama kimlik tespitini yapmadan evvel de bu işlemin şüpheli olmadığına bir şekilde karar verilmesi lazım. Buna kim karar verecek? Tabii ki işlemi yapan kişi karar verecek. Yani bunun belli bir ölçüsü yok. İşte şöyle şöyle olursa burada şüpheli işlem vardır deme gibi bir şansınız yok. Bu tamamen uygulayıcıların o anda bu kişinin yapmış olduğu işlemin şüpheli olup olmayacağı konusunda değerlendirme yaparaktan kendi kararını vermesi söz konusu. Yani şüpheli işlem tiplerimiz var. Belki bunların birkaçına da değineceğiz ama yani o tipe uymuyor, dolayısıyla burada şüpheli işlem yok diyemeyiz. O tipe uymayan bir sürü şüpheli işlem veya şüpheli durum söz konusu olabilir. Şimdi burada şüpheli işlemle ilgili bir tanım diyelim. Yükümlü nezdinde yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının yani işlemin konusunun yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair, burada yasa dışı amaçlarla kullanılmaktan kastımız terörün finansmanı söz konusu oluyor. Terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hali şüpheli işlem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dört dörtlük bir tanımını yapmak mümkün değil. Yani siz size gelen müşterinizin hal ve hareketlerinden işte size yapmak istediği işlemin aktarımını yaparken veyahut da onunla ilgili bir açıklama yaparken dair konudan şüphelenebilirsiniz. Bu biraz da işte yükümlüyle veyahut da işlemi yapanla bizim yükümlü dediğimiz kişinin objektif veyahut da o konudaki kendi maharet ve becerilerine bağlı olan bir konu. Yani şüpheli işlemle ilgili olarak hiçbir zaman burada şüpheli işlem vardı, görmen gerekirdi dememiz söz konusu olmakla beraber burada şüpheli işlem yoktu deyip de kişinin bildirmiş olduğu şüpheli işlemi gereksiz görme gibi bir lüksümüz yok. Kişi her şeyden şüphelenebilir. O nedenle şüpheli işlem bildiriminde bulunanın bu neden şüphelendiği konusunda gerekli açıklamaları yapıp ona göre bir değerlendirme, bir kanaate varmamız söz konusu olur. Şimdi şüpheli işlemlerle ilgili olaraktan tutar söz konusu değil. Yani 10 milyon dolarlık bir işlem yaparsınız şüpheli olmaz ama 1000 liralık bir işlem yaparsınız şüpheli olur. Burada tutara bağlı kalmak gibi bir durum söz konusu değil. Burada demin dediğim gibi işte yükümlü olaraktan karşı tarafla muhatap olan kişinin tamamen kendi değerlendirmeleri, kendi ön sezgileriyle burada şüpheli bir durum var deme durumu söz konusu. O nedenle herhangi bir tutar zikretmek söz konusu olamaz şüpheli işlemler için. Artı şüphenin oluştuğu tarihten itibaren de hemen bunu bize bildir demiyoruz. 10 günlük bir süremiz var. Bugün size gelip yapılan bir işlemle ilgili olarak 10. günün sonunda şüpheli işlem bildiriminde bulunabilirsiniz. Çünkü bu arada yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar, yapmış olacağınız bir takım değerlendirmeler sizi bu işlemle ilgili şüpheye götürebilir. Ona ancak 10. günde karar verebilirsiniz. 10. günün sonunda bize şüpheli işlem bildiriminde bulunabilirsiniz.
Şüphe işlemler gecikmesinde sakınca varsa, aklamaya mahtup veya terör finansmanına mahtup takım işlemler varsa hemen anında bildirilebilir. Ama böyle bir durum söz konusu değilse 10 günlük süremiz her zaman için vardır. Biraz sonra değineceğim. Şüphe işlem bildirim formumuz var. Bu forma yapıyoruz. Aslında elektronik ortamda bankalar, aracı kurumlar, döviz büroları bize şu an için elektronik ortamda doğrudan şüphe işlem bildiriminde bulunuyorlar ama yeminli mali müşavirler, noterler, emlakçılar ve veya bunun gibi işte elektronik ortamla bağlantısı ve işlemleri olmayan mükelleflerimiz şüphe işlem bildirim formu dediğimiz bir form var. Onu doldurup bize gönderebiliyorlar. Gene burada bir yeminli mali müşavirlerin kanunsuz işlemleri bildirim yükümlülüğü var. 57. madde. Yalnız buradaki 57. maddeyle bizim şüphe işlem bildirim yükümlülüğümüz birebir örtüşmüyor. Onun amacı biraz daha farklı. Bizimki biraz daha farklı. Bahsetmiş olduğum şüphe işlem bildirim formu bu. Bunu zaten istediğiniz şekilde her zaman temin edebilirsiniz. Burada şüphe işlem tiplerimiz var. Hangi tipe uyuyor? Bunu işaretlemek suretiyle doldurabilirsiniz. Artı eğer burada yazılan şüphe işlem tiplerinden hiçbirine uymuyorsa o zaman bir açıklama bölümümüz var. Orada o açıklamayı diğer haller diye bir madde eklemişiz. Onu ek olarak yazıp bize gönderme söz konusu olabilir. Şimdi yükümlüler olarak en önemli yükümlülüklerimizden bir tanesi kimlik tespiti, diğeri de şüphe işlem bildirimde bulunma. Bunların haricinde bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz ödevlerimiz de var. Bunları ben fazla detayına girmek istemiyorum çünkü sonuçta aynı yükümlülüklerimiz vergi usul kanunu kapsamında da olan yükümlülükler. Ama sadece burada bizim bilgi ve belgelerin 8 yıl süreyle saklama yükümlülüğümüz var. Vergi usul kanununda bu süre 5 yıl. Onun için bunu buradan bir şekilde sürenin farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Bilgi belge verme zaten başkanlık tarafından yani MASAK tarafından istenen belgeler olabilir. Bir de MASAK adına denetim yapmaya yetkili Osman Bey saydı işte vergi müfettişleri, bankalar yeminli muraklıkları şeklinde 8 gruba ayrılmış denetim elemanlarının istemiş olduğu bilgi ve belgeleri verme yükümlülüğümüz var. Gene muhafaza ve ibraz dediğim gibi işte 8 yıl süreli bu belge ve bilgileri saklamamız söz konusu. Bunu da bir şekilde yerine getirmek gerekiyor. Gene burada 28 YMM'nin çalışma yönetmeninde 28. madde var. Bu da gene bizimkiyle örtüşen bir düzenleme. Peki bu yükümlülüklere uymazsak herhangi bir cezai işlemimiz var mı? Tabii ki var. Bunları ne şekilde tespit edebiliyoruz? İki şekilde olabilir. Yükümlülüklere uyum denetimleri yapılır. Bir de yükümlülük ihlal incelemeleri yapılır. Yükümlülüklere uyum denetimleri MASAK'ın her yıl işte denetlenecek yükümlü gruplarından kimlerin denetleneceği bir önceki yıldan belirlenir ve o yıl geldiğinde denetim elemanları vasıtasıyla kara para aklama yönünden bir inceleme yapılabileceği gibi bir de programlı olarak da yükümlülük denetimi yapılır. Dolayısıyla siz önümüzdeki sene aramızdan bir meslektaşımızın bir vergi müfettişinin ben sene işte 5.549 sayılı kanun kapsamında yükümlülük yönünden denetlemeye geldim dediği zaman hiç şaşırmayın. Çünkü yapılan işler kendisine verilen bir görevdir ve bu görev kapsamında da sizin yükümlülük denetiminizi gerçekleştirecektir o vergi müfettişimiz. Dolayısıyla böyle bir durumla da karşı karşıya kalırsanız nereden çıktı bu dememeniz lazım. Çünkü böyle bir denetim söz konusu ama güne kadar sanıyorum sadece geçen sene yapıldı yeminli mali müşavirlerin ve serbest muhasebecilerin yükümlülük denetimi. Bu önümüzdeki sene belki İzmir'deki bir meslektaşımızın da denetimi söz konusu olabilir. Şimdi burada iki tür incelememiz var demiştik. Bir yükümlülüklere uyum denetimleri, bir de ihlal incelemeleri. Yükümlülüklere uyum denetimleri, yani şu saymış olduğunuz işte kimlik tespiti, şüphe işlem bildiriminde bulunma gibi işlemleri yerine getirmiş misiniz, getirmemiş misiniz? Bunlar yönünden bir ihlal incelemesi, uyum denetimi yapılır.
gelen denetim elemanı sizin bir yıl içerisinde yapmış olduğunuz faaliyetlerinizi şöyle bir gözden geçirir. Mesela bir mükellefinizle ilgili olaraklar, işte kişinin yurt dışından gelen paralarının veya yurt dışına giden paralarının olduğunu görmüş olmasına rağmen veya böyle bir faaliyetin olmasına rağmen paraların kaynağı ile ilgili bir şüphe duymamanızı ne yapabilir? Burada niye şüphe duymadı? İşte bakın, bu adamın faaliyeti yurt dışını ilgilendirmiyor veya yurt dışı ile ilgili herhangi bir faaliyeti olmadığı halde yurt dışına gönderdiği paralar ve yurt dışından gelen paralar var. Bunlarla ilgili hiçbir şüphe oluşmadı sizde gibisinden ne yapabilir? Size bir soru yöneltebilir. O zaman siz ne yapmış olursunuz? Şüphe işlem bildiriminde bulunmamak gibi bir yükümlülük ihlalini gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Veyahut da bir yükümlülüğünüzün kişilik bilgilerini kanun ve yönetmelikte istenilen düzeyde almamışsanız bu da gene bir yükümlülük ihlali söz konusu olabilir. Yükümlülük ihlal incelemeleri daha çok olay bazlı olur. İşte bir olay olur ve bu masaka intikal eder. O olayla ilgili olaraktan sizin kimlik tespit yapmadınız veyahut da şüphe işlem bildiriminde bulunmadınız veyahut da işte defter ve belgeleri ibraz etmediğiniz şeklinde bir takım ihlal incelemeleri, yani spesifik ve olay bazında inceleme olarak karşımıza çıkabilir. Bu iki tür incelemeyi de birbirinden ayırmak lazım. Uyum denetimleri daha çok yıllık programlar kapsamında yapılır ama ihlal incelemeleri karşılaşılan olaylar bazında o olayla ilgili yükümlülük kimse onun nezdinde yapılan bir incelemedir. Şimdi bu yükümlülük ihlal incelemelerinde de tabii ki hem idari para cezalarımız hem de adli cezalar var. Bunlarla ilgili olarak da fazla detaya girmek istemiyorum. Şimdi yükümlülük ihlal incelemeleriyle ilgili olarak da yükümlülüklere uymayanlara idari para cezası kesiyoruz. Mesela Sayın Başkanımız 2015 yılında hiç şüphe işlem bildiriminde bulunulmamış demişti bize. Ama bakın biz de geçmiş 2016 yılında SMM YMM'lere 5 tane yükümlülük ihlal incelemesinden ceza kesmişiz. Dolayısıyla 106.535 lira 11 fiil kapsamında, bu slayt en çok dikkat çeken slayt oldu. Şimdi kimlik tespiti mesela 67.000 liralık kesmişiz. 7 fiilden, yani 7 tane işlem için kimlik tespiti yapılmadığı tespit edilmiş. Şüphe işlem bildiriminde bulunmamak da 4 fiil kapsamında tespit edilmiş. Ve bunlara da 38.740 liralık ceza kesmişiz. Durum 2017'de biraz daha ağırlaşmış. Denetim yapılan yükümlü sayısı mesela SMM'lerde 7 iken bunlara kesilen para cezası 1.692.925 lira. Tam 169 fiil. Kimlik tespiti mesela 46 tane kimlik tespiti yapılmalı denilmiş. Burada şunu da söyleyeyim. Mesela bir yeminli mali müşavirin kimlik tespiti işlemleri her bir işlem için ayrı cezayı gerektiriyor. Yani siz 10 tane işlemde kimlik tespiti yapmamışsanız 10 tane kimlik tespitinden dolayı ceza adınıza kesiliyor. Yani vergi usul kanundaki gibi bir defa yapmışsanız diğer işlemlerde de böyle bir şey yok. Her bir işleme ayrı ceza kesmek gerekiyor. Artı bağımsız denetim kuruluşları da biliyorsunuz bizim yükümlülerimiz. Onlara da gene 336.885 liralık ne diyelim ceza kesilmiş. Bunların 12 tanesi kimlik tespiti yapmamaktan dolayı, 21 tanesi de gene şüphe işlem bildiriminde bulunmamaktan dolayı ceza kesilmiş. Cezalarla ilgili var mı soru? Yok herhalde. Var mı? Şüpheli işlem bildiriminde bulunmamışsınız. Evet. Siz geldiniz bulunmamışsınız dediniz. Ben de size soruyorum. Sizin bir şüpheniz mi var? Evet. Sizin bir şey yapmanız gerekmez mi o durumda? Tabii. Tabii. Yapmadığınız takdirde bana ceza kesemezsiniz. O kişi dedi ki... Siz de şüpheleniyorsunuz demek. Hayır, ben şüpheleniyorum diyorum ama. O zaman ne yaptığınızı bana söylemek durumunda. Şimdi şöyle, mesela biz şüphe işlem tipleri yayınlıyoruz. Şüphe işlem tiplerine mesela bakıyorsun, aynen. Hayır, sabıtlaştıralım. Benim mükellefime İngiltere'den para gelmiş. Evet. Ben biliyorum, şüphelenmedim ama bu bir yerde yazmıyor. Gelen denetim elemanı saygı duyuyorum. Şüphelendi.
Ama siz şüphelenmediniz mi dedi bana. Hayır şüphelenmedim dedi. Peki. Şüphelenmeniz lazımdı dedi. Peki siz şüphelendiniz mi diyor, onu soruyor. Ben şüphelendim diyor ya zaten. Tamam, ne bir şey yapmanız lazım şüphelenizi göstermek tamam, için. Tamam şöyle diyelim yani örneğimizi somutlaştıralım. Kişi yurt içinde çalışan sıradan bir mükellefiniz diyelim. Değil mi? Evet. Evet. İşte boya badana işleriyle uğraşan bir müteahhit. Değil mi? Öyle olsun. Öyle olsun. Şimdi bu kişiye İngiltere'den 5 milyon sterlin geliyorsa ve bu kişi mesela bu 5 milyon sterlinin 2 milyonunu işte İran'a gönderiyorsa orada tartışma olmayabilir. Yani ben tartışmalı bir konuda bulunmaz. Yok, denetim elemanı ceza keserken böyle tartışmalı konulardan ziyade benim verdiğim somut örneklere yakın hani sıradan bir yeminli mali müşavirin şüpheleneceği bir takım işlemleri görerekten burada şüpheli durumlar, şüpheli bildirimde bulunman gerekirdi deme durumunda oluyor. Yoksa yani kimisi çok septist olur, her şeyde şüphelenir ama öbürü de biraz burnunu duymazdır. Ne var bunda şüphelenecek bir durum dersini çıkarsın ama objektif olarak yani 10 kişiden 7 tanesi ya burada şüpheli işlem var, bildirilmesi gerekirdi diyorsa artık orada da üçünü fark etmemiz gerekir. Ama işte ben bir adım daha geçiyorum. Eğer orada şüpheli bir işlem varsa, denetim elemanı ne gerekiyorsa kurum tarafından bir şeyler yapacak. Biz şimdi onu söyleyecektim. Şüpheli işlem tipleri yayılıyor. Şüpheli işlem tipleri var. Sektörel bazıları. Mesela bankacılıkta hangi işlemler şüpheli olabilir? Bunları tek tek sayıyoruz. İşte ne bileyim sigortacılık sektöründe ne tür şüpheli işlemler olabilir? Bunları işte tek tek saymışız. Artı sektörel bazda olmamakla beraber her mükellefi veya her yükümlünün karşılaşabileceği şüpheli işlem tipleri var. Bunları sitemde yayınlamışız. Dolayısıyla bunlar gösterici ve yol gösterici mahiyette olup sizin de bir takım hani şüpheli durumların neler olabileceği konusunda kafanızda soru işaretleri oluşturabilecek tipler bunlar. Ha hepsini kapsayabilir miyiz? Kapsayamayız. Mümkün değil. Diyor ki denetim elemanı diyor geldi şüphelenen işlemi evet. Diyor. Siz diyor şüpheli bir işleme ne yapıyorsanız diyor denetim elemanında raporunda bu işlem şüpheliydi ama yememe şüphelenmemiş. Bana ceza kesiliyor. O işleme de o adli işlemi yapıyor musunuz diyor. Rapordaki işleme yani şimdi bir şüpheli işlem. Bunun izahı şu, masa geçen sene rakam verdi değil mi? Yani 130 bin tane şirket geldi. 2017'de bu rakam 200 binden fazladır, bilmiyorum rakamı. O şüpheli işlem bildirimlere ne yapılıyorsa, denetim elemanının sizin tespit etmediğiniz ama kendisinin tespit ettiği şüpheli işleme de o işlem yapılsın diyorsunuz. Evet. Demek istediği bu yani. O bir şey yapılıyor mu onlara? Yani onu soruyorum. Yani şüpheli bu deyip, evet. Fikrini belli edip, olabilir. 130 bin şüpheli işleme şüpheli yapılan işlem buna da yapılıyor mu? Denetim elemanının denetim sırasında tespit ettiği. Ki beni ikna etmeli mesela sonunda bir şey çıkmasa da gördüğün gibi şüphelenmekte haklıymışız. Sen de şüphelenmeliydin diyebilmeli bana. Siz biraz acaba feedback'ten mi bahsediyorsunuz? Ben orayı tam netleştiremedim. Yani çok soyut bir kavram. Şimdi bankalar için falan düşünmüyorum. Bizler için ne şüphelidir ne değildir. Aslında tecrübemiz de var. Neden şüpheleneceğimizi biliyorum ben ama şimdi mesela... bir başkasıyla fikir birliğimiz olmayabilir. Yani bunun objektif göstergeleri ne olabilir? Şimdi şüpheli işlem zaten adı üstünde şüphe. Sizin şüphe ettiğinizden ben şüphe etmeyebilirim ama bazı kriterler var. Bu kriterleri koyduktan sonra da burada şüpheli bir durum var deme durumuna geliyoruz. Hani yoksa sübjektif olması bizi bazı şeylerden... Bir vergisi yandan sorumlu tutulmam çok mantıklı. Evet. Çünkü gelen kişi diyecek ki bak kardeşim kanun şu maddesine aykırı. Tabii. Vergisi yandan. Tabii. Sen bunu görmedin. Evet. Eyvallah. Bunda tartışma olmaz. Yani ihtilaf olur. Tarafı olur. 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 Ama şüpheli mi değil mi konusunda çok ihtilaf olabilir. Doğru yani zaten şüpheli adı üstünde şüpheli. Dinleyelim sonra tartışmayı yapacağız. Yapalım. Durum var mı dersin? Değerli meslektaşlarım. Pardon ben çok özür dilerim. Sizi iyi ağırlayabilmek için bir hazırlık yaptık biz. Sunumlar bittikten sonra bir çay kahve bir kısa bir ara olacak. Ben konuşmacılarımızdan özellikle istirham etmiştim. Önce sunumları bitirelim. İkinci etapta soru cevaba geçelim diye.
eğer izniniz olursa programı bu şekilde uygulayabilir miyiz? Yani sunumları bir bitirelim. Ondan sonra bir çay kahve molası verelim. Zaman da dar çünkü misafirlerimiz Ankara'ya da gidecekler. Zamanı efektif kullanmak bakımından aklınıza sığınarak programı tamamlamak istiyoruz. Müsaade ederseniz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bu idari para cezalarının yanında bir de adli para adli cezalarımız var. Eğer şüpheli işlem bildirimde bulunulduğunu açıklayan bir kişi varsa adli para cezasını çıkartır. Bilgi belgelenmeyen varsa gene öyle. Muhafaza ve ihraç hükümlerine uymayan yükümlülerimiz için de gene adli cezalarımız söz konusu. Bunlar 1 yıldan 3 yıla kadar ve 5000 güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyorlar. Yani sadece idari düzeyde değil bir de hapis cezasıyla söz konusu bunlar. Zaten biz sonuna gelmişiz. Teşekkür ediyorum. Ömer'le Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Şimdi bir 10 dakikalık kahve, çay, kahve molamız olacak. Daha sonra soru cevap bölümümüzde devam edeceğiz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.